Herkese merhaba. Basınç konusuyla karşınızdayız. Basınç uzun bir konu olduğu için basıncı iki video ile işleyeceğiz. Birinci videomuza başlayalım. Ama öncelikle bir şeyler söylemek istiyorum. Ee, önceki konularla ilgili yorumlarınıza baktığımızda diyorsunuz ki çok hızlı anlatıyorsunuz hocam. Evet fark ettim çok hızlı anlatıyorum. Çok hızlı anlattığım için bazı yerlerde e, vurgu yapmam gerekiyor. O vurguları geçiyorum. Haklısınız. Biraz daha sakin, biraz daha vurgu yaparak anlatacağım. Ve sizin anlamanız için elimden, elimden geleni yapacağım. Şimdi basınç. Şöyle diyelim. Normalde günlük hayatta basıncı çok fazla kullanıyoruz. Mesela bir çivinin herhangi bir yere girmesi için basınçtan faydalanıyoruz. Neden? Çünkü ucunun sivri olması sayesinde uyguladığımız kuvvetle çiviyi istediğimiz yere e, istediğimiz yere girmesini sağlıyoruz. Ya da basıncın bazı olumsuzlukları da var. Özellikle bayanlarda. Mesela toprak bir yolda işte topuklu ayakkabıyla yürümeye çalışırlarsa toprak da biraz yumuşaksa ne oluyor? O topuk kısmı toprağın içine giriyor neden? Çünkü basınçtan kaynaklanan bir durum. Ya da karlı bir yolda eğer kar varsa ya da e, karlı bir yolda rahat yürüyebilmek istiyorsak o zaman ne yapmamız gerekiyor? Yüzeyi arttırmamız lazım ki basıncı dolayısıyla azaltalım. Yani basınç aslında yüzeyle ters orantılı. Yani yüzey arttıkça basınç azalır, tam tersi. Yüzey azaldıkça basınç artar. Bu eski bilgilerden bu tarz bunları söyleyebiliriz rahatlıkla. Şimdi basınç birim yüzeye etki eden dik kuvvettir. Dik kuvvet. Yani normalde dik kuvvet basınca sebep olur diyebiliriz. Sembolü P'dir. Sonra birimi Newton bölü metre kare ya da Pascal yani Newton bölü metre kare çıkıyor ama kullandığımız bağıntı sonucunda Pascal kendi ismini veriyor doğal olarak. Sonra ATM ve bar da basınç birimlerindendir diyebiliriz. Şimdi aşağıya geldiğimde basıncı bulmak istiyorum. Mesela bir F kuvveti S yüzeyine dik olarak etki etmiş. Zaten amacımız neydi ya da söylediğim şey neydi? Dik kuvvetin yaptığı şey dedik. O zaman bu kuvvet dik olduğuna göre direkt kendisi basınç uygular. Basıncı nasıl bulacağız? Dik kuvvetimiz F olduğuna göre birim yüzeye dediğimiz için yüzeyi altı alıyoruz. Yani hep böyle S. Şimdi F kuvveti ne oldu burada? Birimi neydi? Newton'du değil mi? Şöyle Newton. S'in birimine hani metre cinsinden yazacağız. O yüzden metre kare. Dolayısıyla basıncın birimi yukarıda verdiğim gibi Newton bölü metre kare. İşte buna Pascal pa diyor. Yani Pascal diyor. Sonra geldik diğerine. Sağ tarafa geldik. Şimdi sağ tarafa geldiğimizde bakın kuvvet yüzeye dik değil. O zaman yüzeye dik olmadığına göre burada basıncı bulurken kuvvetin kendisini kullanamayız. Ne yapmamız lazım? Burada yüzeye etkiyen dik bileşenini bulmamız lazım. Ya şimdi bu nereden çıktı diyeceksiniz. Evet biraz farklı bir şey söylüyorum şu an. Bunu şuradan hatırlayabilirsiniz ya da bunu şöyle düşünebilirsiniz. Mesela bir tane cisim düşünün tamam mı? Bu cismi şu kuvvetle çekiyorsunuz. Şöyle bir kuvvetle çekiyorsunuz. Ama şimdi bu kuvvet yerine şunu da yapabilirsiniz diyelim. Bakın şunu da yapabilirsiniz. Şöyle basit bir mantıkla yaklaşacağız. Bir koordinat sistemi gibi düşüneceğiz tamam mı? koordinat sistemi. Şimdi bunun şöyle şununla ve şununla çektiğimizde aynı etkiyi yaratırız diyeceğiz. Yani mesela sen F kuvvetiyle çektin ya. Hayır sen çık. Bir arkadaşın şu kuvvetle, bak şu kuvvetle bir arkadaşın da şu kuvvetle çeksin. Aslında aynı etkiyi yapmış olacak. O zaman işte bu mantıkla yaklaştığımızda şu F kuvvetinin şu değil de şu değil de bize şusu lazım. Bakın şusu lazım şu kuvvet. Bu kuvvette o zaman yüzeye etkiyen dik kuvvet olmuş oldu. Yüzeye etkiyen dik kuvvet. Bunu da nasıl bulacağız? Hani bir dik üçgen düşündüğümüzde şöyle burası 90. Burası da alfa ise ben şuradaki kenarı biliyorsam burası c ise şuradaki a kenarını bulmak istiyorum. C'yi biliyorum. O zaman a'yı bulmak için şöyle yapacaksın. A eşittir c çarpı sinüs alfa. Gördünüz mü? Açının karşısındaki. Ya da açının yanındaki ise mesela şurası şuradaki açıyı veriyorum. Buradaki açı teta ise. O zaman şöyle diyebilirsin. Açının yanında olduğu için komşu deriz biz buna. A'yı bulmak için şöyle yazarız. A eşittir C çarpı kosinüs şöyle teta olmuş oldu. Şuraya gelmiş oldu. O zaman burada açıya baktığımda Şimdi bakın açı nerede? Şurada alfa açısı. O zaman açının karşısında olduğu için f'i biliyorum. C kenarını biliyorum. Bak burada bir dik üçgen oluştu. O zaman burada f kuvveti eşittir pardon şuradaki bileşen eşittir. F çarpı sin alfa. Şöyle bileşen demeyeyim de kafanızı karıştırmayayım da. Yani yüzeye etken dik kısmı. Yani iki kişi oldunuz. iki kişi aynı etkiyi yapıyorsunuz. O zaman şu kuvvet şu etkiyi yapanın burada basınç diye bir şey olmayacak. Çünkü yüzeye paralel. Yüzeye paralel kuvvetler basınç yapmazlar. Yüzeye dik kuvvetler basınç yaparlar. O yüzden buradaki F çarpı sin alfa kuvveti yüzeye basınç yapacak olan dik kuvvettir diyoruz. Burada P'yi bulmak istersem o zaman kullanmam gereken kuvvet nedir burada? F çarpı sin alfadır. Şöyle yazıyorum. F çarpı sin alfa yüzeyde farkındaysanız S yüzeyi dersem şöyle bölüyorum. F çarpı sin alfa bölü S. Gördün mü? Yani burada burada bulurken basınç F bölü S'ti. Buradaysa bir açı durumu olduğu için o zaman basıncın biraz azalmasına sebep oldu. Şöyle düşün. Bak şöyle düşün. Kuvvet böyle bir kuvvet. Şöyle bir kuvvet. Bu kuvvet hani buraya şöyle bir kağıdı düşün. Bu kuvvet buraya bir basınç yapıyor. Ama bu kuvvet şöyle azalttığımda bak sen de zaten bunu yaparken hissedeceksin. Basınç azalır 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 ve en sonunda şöyle yaptığımda zaten yüzeyle hiçbir alakası olmadığı için bir basınç yapmaz diyorsun. Tamam mı? Şimdi gelelim basınç kuvvetine. Basınç kuvveti de şöyle. Tüm yüzeye etki eden basınçların toplamıdır diyeceğiz. Tüm yüzeye etki eden basınçların toplamıdır. Bunu nasıl ifade edeceğiz? Bağıntı olarak şöyle ifade edeceğiz. Ben normalde Fb ya, burada basınç kuvveti olduğu için böyle yazıyorum. Aslında direkt F şeklinde de gösterebilirsiniz. Basınç kuvveti tüm yüzeye etki eden etki eden basınçların toplamı olduğuna göre şöyle diyebilirsin bu durumda. Basınçla yüzeyi çarparsam bana gördüğünüz üzere basınç kuvvetini vermiş olur. Sonra biraz açalım bunu. F, burada P'yi nasıl buluyorduk? Kuvvet bölü yüzey. Yani dik kuvvet bölü yüzey. Şöyle yazalım isterseniz. Dik kuvvet bölü S yüzeyi çarpı S dediğimde S'ler birbirlerini götürecekler. Bak ne oluyor buradan? Şu çıkıyor karşına. Direkt basınç kuvveti aslında basınca sebep olan dik kuvvet. Altta da yazdığım gibi yani basınç kuvveti için basınca neden olan dik kuvvettir diyebiliriz. Daha basit, daha anlaşılır olacak gördüğünüz üzere. O zaman burada şuraya baktığında buradaki basınç kuvveti nedir farkındaysan? F'tir. Görüyor musun? F. Ama buradaki basınç kuvveti nedir? Yüzeye dik etki eden kuvvet F çarpı sin alfa olduğu için şu F çarpı sin alfa kuvveti burada basınç kuvvetidir diyebiliriz. Sonra şimdi katı basıncına geldik. Şimdi katı basıncı normalde katılar hani ağırlıklarından dolayı ağırlıkları da normalde bir kuvvet hatırlarsan. O zaman ağırlıklarından dolayı bir basınç uygularlar. Çünkü bir kuvvet olmuş oldu. Bunu nasıl bulacağız? Şimdi katının normalde yani bir cismin aslında bir ağırlığı var. Farkındaysanız bu arada elektrik ve manyetizmada neydi? Biraz daha içindeki yüklerden bahsetmiştik. Yani maddenin içinden bahsetmiştik. Buradaysa artık daha maddeden daha genel şeylerden bahsediyoruz. O yüzden biraz daha somut biraz daha kolay olacak işimiz. Bundan sonra daha rahat edeceğiz. Şimdi o zaman bunun burada bir ağırlığı var. Yani aşağı doğru etkiyen kuvvet burada G eşittir farkındaysanız. M çarpı G kadarlık kuvvet bunu aşağı doğru çekiyor. O zaman o zaman düzleme baktığımda unutma. Temas eden, temas eden düzleme alacaksın. Yani cismin burada burada yataya, zemine temas eden düzlemini alacaksın. O zaman buradaki yüzeye de S dediğimizde şöyle S dersek basıncı bulabiliriz artık. Basınç ağırlık bölü yüzey dedik. Çünkü ağırlık bir kuvvet. O zaman ağırlığı M çarpı G şeklinde yazdığımızda MG bölü S diye özetlemiş olduk. Basınç ağırlıktan kaynaklanıyor. Sonra buraya geldiğimde bir eğik düzlem var. Eğik düzlem için bak ne var burada? Ağırlığı direkt hep ağırlık. Bak unutma ağırlık hep aşağı doğru. O zaman ağırlık hep aşağı olduğuna göre burada düzleme dik etki etmiyor farkındaysanız. Şöyle düzleme dik etki etmeyen bir kuvvetten bahsediyorsunuz. O zaman biz burada ağırlığın şöyle şu etkisini bulmamız lazım. Şu etkisi. Yani düzleme dik olan etkisi. Bunu da biraz daha 11. sınıf yani kuvvetlerin bileşenlerine ayrılması ya da kuvvetlerin eğik düzlem üzerinde hareket ettireni ya da işte onu bastıranı gibi şeyler söyleyeceğiz ama şu an bunu bilmemiz lazım sadece. Hani şöyle bilmeniz lazım. Burada ağırlığın buraya yani dik şuradaki eğik düzleme dik etkisi g çarpı cos alfa. Bak seneye şunu duyacaksın. Cos bastırır kosinüs alfa. Yani trigonometrik değerlerden bahsediyorum ama hani zaten bunu çok fazla duyacaksınız. Çok aşina olacaksınız ilerleyen zamanlarda. Eğer size böyle bir şey verirse zaten açının kosinüsünü verecek. Diyecek ki buradaki açı 60 derece. O zaman kosinüs 60 parantez içerisinde 1 bölü 2 yazıldığında seni bunu söylemen çok kolay hale gelecek. O zaman basınç burada. Bak ne oldu? Dik kuvvet G çarpı kos alfa olduğu için o zaman burada G bölü S değil. O zaman G çarpı kos alfa bölü S yüzey diyoruz. Katı basınç kuvveti. Şimdi basınç kuvveti neydi? Basınca neden olan dik kuvvetli aslında. Yani normalde değişen bir şey yok. Tüm yüzeye etkileyen basınçların toplamı diyorduk. O zaman P çarpı S. P'yi gene yazdığımızda dik kuvvet normalde bölü S çarpı S dediğimizde S'ler birbirini götürecek. Yani gene burada aslında dik kuvvet. Şimdi dik kuvvet kim? Normalde yatay düzlem üzerinde ise dik kuvvet farkındaysan direkt ağırlığı. Fakat yatay düzlemde değilse o zaman burada ağırlığı değil şu ne alacağız? Yani ağırlığının buraya eğik düzleme dik etkisini alacağız. O zaman şöyle yazabiliriz. Eğer düzlem yataysa katı basınç kuvveti direkt ağırlığıdır. Yani ağırlığın kendisini alacağız. Ağırlığı şöyle yani G'dir. Tamam mı? Ama değilse yani burada gördüğün gibi eğik düzlemse o zaman burada şunu yapmak zorundasın. Basınç kuvveti Burada sebep olan g çarpı kosinüs alfa olduğu için şunu almak zorundasın. Yani g çarpı kosinüs şöyle alfa oldu. Peki ilk düzen düşün. Bak nasıl yapacağım senin için. Eğik düzen. Şöyle normalde cismi buraya koydum. Elimin üzerine koydum kalemi. Burada kalemin yaptığı basınç var. Şöyle kaldırdığımda bak ne olur bu durumda. Etkisi azalır azalır. Hatta hissetmemeye başlıyorum. En sonunda kalem düştü. Yani buradaki açı büyüdükçe şuradaki açı büyüdükçe o zaman cismin düzleme yaptığı ilk düzleme yaptığı basınç bak ne oluyor azalıyor. Çünkü en son şu hale getirdiğimde cismin burada kalması mümkün değil aşağı düşüyor. O yüzden basınçta yapamaz diyoruz. Kavratan soruyla devam edelim. Şimdi bir tane ağırlık daha doğrusu bir tane cismimiz var. Bu cismin ilk durumda yapmış olduğu basınca 300 pa diyoruz. Sonra ikinci durumda hem ağırlığını soruyoruz hem basınç kuvvetini soruyoruz. Aynı zamanda ikinci konumda basınç ne olur ve basınç kuvveti ne olur şeklinde bir soru olmuş oldu. Şöyle yazalım önce. Basınç normalde eşittir. Ağırlık bölü yatay ya. Ağırlık bölü yüzey. Şimdi diyor ki bize ilk durumda ilk basınç 300'müş. Birinci durumu alıyorum. O zaman 300 kadarlık basınç eşittir. Ağırlık bölü yüzey. Şimdi yüzeye bak. Yüzey burası 0.5 burası da 1. Temas eden yüzey demiştim. Yani burayı almak zorundasın. Tamam mı? Burayla burayla hiçbir işin yok. Çünkü temas eden yüzeyi alacaksın. O zaman 1 ile 0.5'in çarpımı. Çünkü bir dikdörtgenin alanını bulurken iki kenarı çarparız. O zaman 0.5 çarpı 1 diyoruz. Devam edersen buradan şöyle. Burada 0.5 çarpı 1 yani işler dışarı yaptığımda g eşittir 300 çarpı 0.5 ile 1'i çarptığında zaten 0.5 olur. Bu çarpım yapılıp bir tane sıfır atalım virgülü kaydıralım. Böyle daha kolay olur. Attık virgülü kaydırdık. O zaman 5 çarpı 30'dan 150 Newton'luk bir ağırlık gelecek. Bak ağırlığı buldum. Yani A şıkkı tamamdır cepte. Şimdi A şıkkında pardon A şıkkında bir de basınç kuvvetini soruyor. Şimdi yataysa şöyle bir cümle kurmuştuk. Basınç kuvveti zaten cismin ağırlığıdır demiştik. Çünkü basınca doğan dik kuvvet nedir burada? Ağırlığı. O zaman o zaman burada basınç kuvveti dersem direkt şöyle ağırlık. Bu ağırlıkta 150 Newton olduğuna göre direkt cevabımız 150 olmuş oldu. Yani A şıkkını kolay bir şekilde hallettik. Geldik B şıkkına. Şimdi B şıkkında da ne diyor? İkinci konumda basınç ne olur? Şimdi ikinci konumda ağırlığı buldum zaten, değil mi? Ne yapmam lazım? Biraz zemin değişiyor, farkında mısınız? Yani temas eden zemin değişti. O zaman burada basınç da şuradakine göre değişik diyebilirim. O halde P2 eşittir ağırlık bölü gene ikinci durumdaki yüzey farkındaysan. O zaman ağırlığımız kaçtı? Ne bulduk burada? 150 bulduk bölü S. Buradaki S ise bir buçukla 1'in çarpımı. Yani bir buçuk çarpı bir. Kenarların çarpımı. Devam ettiğimde 150 çarpı pardon 150 bölü buçuk. Şimdi iki tarafı da kaydıralım. Daha doğrusu bunun virgülünü kaydıralım. Buraya da bir tane sıfır ekleyelim. 15'ler birbirlerini götürecekler. Buradan da 100 gelmiş oldu. Yani 100 pa. Şöyle pa. Newton bölü metrekareydi. Hatırlarsan. Çünkü az önce öyle söylemiştim. Pascal demiştim. Kendi ismini koydu. Geldik. Geldik neye? basınç kuvvetine. Basınç kuvveti de ikinci durumda basınç kuvveti de değişen bir şey var mı? Tabii ki yok. Neden? Çünkü zemin hala yatay. Zemin hala yatay olduğuna göre o zaman ağırlık gene basınç kuvveti olacak. G diyeceğiz ve basınç kuvveti de bu durumda 150 Newton'dur. Bir önceki durumda olduğu gibi. Evet soruyla her şeyi kavramış olduk umarım. Şimdi geldik katı basıncı için özel durumlara. Şimdi birinci durum ne? Şimdi katılar üzerlerine etkileyen kuvveti aynen iletirler. Bakın aynen ne kadar kuvvet geliyorsa üstüne onu aynen iletmiş oldular. Fakat fakat basıncı iletmezler basıncı. Neden iletmezler? Şöyle yapalım. Neden iletmezler? Sağ tarafta göstereceğim şimdi. Bak şimdi bir çivi düşün. Çiviye burada çekişle vuruyoruz. Şu tarafa vuruyoruz. Yani şuradan bam bam vuruyoruz. O zaman bunun şurada yaptığı basınçla burada yaptığı basınç farklı olacak. Neden farklı? Bu arada vurduğumuz kuvvet katı tarafından aynen iletilecek. Yani şöyle görünen bir kalemle yazıyorum. Şu kuvvet bak şöyle F kuvvet aynen iletilmiş oldu. Çünkü katılar kuvveti iletir dedik. O zaman P1 basıncı. Nedir P1 basıncı? Kuvvet bölü bak S1 yüzeyi. S1 diyorum. Ama P2 basıncıysa buradaki yüzey farkındaysan şurası ucu çok küçük. Neredeyse sıfıra yakın. O zaman buradaki basınç çok çok büyük olur diyebilirsin. Yani P2 eşittir F bölü S2. Şu mantıkla yaklaşırsan S1 tabii ki eskiden çok daha büyük. O zaman hani basınç ne dedik? ile ters orantılı dedik. O zaman yüzey büyükse basınç küçük. Buradan şunu söyleyebilirsin. P1 basıncı P2 basıncından ya da P2 basıncı P1 basıncından çok daha büyük. İşte bu sayede bu sayede şu çiviyi vurduğumuz çekiş sayesinde ne yapıyoruz? Daha doğrusu ucunun sivri olması sayesinde zemine ilerlemesini sağlıyoruz. Aksi takdirde ucu düz olsaydı bunun zemine ilerlemesi çok 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 zor olacaktı. Hatta ilerleyemeyecekti. Ucu bükülecekti. Yani mantık bu. Basınç yani. Sonra burada sol tarafta da bir tane soruyla böyle biraz daha böyle bir şey yapalım dedim. Şimdi bak diyor ki cismin ağırlığı G ise F kuvveti kaç G'dir? Şimdi burada aynı cisimden bahsediyorum. Şurası şöyle. Şuradaki alan bak 3S, S, buradaki alan da 3S olmuş oldu. Şöyle yazdım. Şöyle 3S. Şimdi çeviriyoruz çünkü cismi. İlk başta bakın ilk başta ağırlık yani bu normalde ağırlığı basınca sebep olacak. Buradaysa bakın katı ne dedik? Hem kuvveti yani üzerine gelen kuvveti iletir dedik. O zaman bu zeminde ise ağırlık artı bakın F kuvvetini şöyle alalım. F kuvveti aynen aşağı doğru şöyle yapıyorum aşağı doğru iletilir. O zaman F kuvvet aynen iletildi mi? İletildi. Bir de az evvel yazdığımız gibi bu arkadaşın bir de ağırlığı var mı? Şöyle yapıyorum ağırlığı var. O yüzden buradaki basınç F artı G'den kaynaklanacak. Yani ikisini toplayacağız. Ama buradaki basınçsa yalnızca G'den kaynaklanacak. O zaman zaman birinci durumda yazıyorum. Buradaki basınç P'ymiş. P eşittir G bölü S. O zaman G'yi yalnız bırakırsam böyle daha kolay oluyor. G'yi yalnız bıraktığımda P çarpı S olmuş oldu. Bu cepte. Sonra buraya geliyorum. İkinci duruma geliyorum. Buradaki basınç 2P kadarmış. Yani 2P basıncı eşittir. F ile G'nin toplamı çünkü F aynı iletiliyordu. Bölü yüzey 3S kadar diyoruz. Sonra devam ettiğimde o zaman işler dışlar yaparsam şöyle yaparsam o zaman F ile G'nin toplamı eşittir 2P çarpı 3S'ten 6P çarpı S. Ama G'yi zaten buldum. E güzel. Yani G neydi? Bak şuradan alıyorum sol taraftan. P çarpı S'ti. Sonra burada da F kuvvetinin dolayısıyla 5PS olduğunu söyleyebilirsin. E normalde G bir PS değil miydi? Öyleydi. O zaman F'i PS yerine G yazdığımda F'in 5G'ye karşılık geldiğini söyleyebilirsin. Yani ağırlığın aslında 5 katıymış. Ne yaptık? Dedik ki kuvvet... Da kuvvet katı tarafından iletildi ama basınç dediğimiz gibi değişebilir dedik. Neye göre değişiyor? Zemine göre değişiyor. Buradan da bu soruyu yorumladık. Eğer eğer normalde bir yazılı olacaksa ki bu yazılıda böyle sorular karşınıza çıkabilir. Şimdi ördem soru. Şimdi örten soruda da K ve L isimleri var. Sonra K'yı L'nin üzerine alıyoruz gibi gibi sorular soruyoruz. Şimdi ne diyor? K cisminin zemine yaptığı basınç 2P. L'nin zemine yaptığı basınç 3P'dir. K'nın L'ye yaptığı ve L'nin zemine yaptığı basınçları bulunuz. Böyle bak bu şekiller standart şekiller çok karşınıza çıkacak. O zaman şöyle yapalım. K'nın zemine yaptığı basınç. Önce K ile başlıyorum. Şuradan başlıyorum. Kaç P yapıyormuş? 2P yapıyormuş. Şöyle diyelim mi? 2P basıncı K'nın ağırlığı Bölü ne kadar? 3S kadar yüzey olmuş oldu. Buradan da 3S ile 2P'yi çarptığımda, işler dışarı yaptığımda K'nın ağırlığı 6PS olacak. Bitti. Sonra geldik L'ye. Burada da L'nin üzerinden gidelim. L'nin yaptığı basınç ne kadarmış? 3 pymiş O zaman burada da 3P eşittir. L'nin ağırlığı bölü S kadar. Yani yüzey S. Sonra devam edersem L'nin ağırlığı eşittir. gene işler dışarı yaptığımızda ne olacak? 3PS olacak. Bak. Bunları PS cinsinden yazmış olduk. İstersen şunu da diyebilirsin. 6G'ye 3G. Ama gerek yok. Zaten eser hep götürecek ya. Sonra basıçları söylemek daha kolay olacak. Dikkat. Şimdi K'nın L'ye yaptığı basınç. Önce K'nın şöyle yazalım mı isterseniz? Buradan mı devam edelim? K'nın şöyle yazıyorum. K'nın L'ye yaptığı basınç. K'nın L'ye yaptığı basınç için sadece K'nın ağırlığına dikkat alacaksın. Değil mi? Çünkü L'nin üzerinde sadece K'nın ağırlığı olacak. O zaman K'nın ağırlığı diyorum bölü temas eden yüzey. Şimdi temas eden yüzeye baktığında L'nin şurası üstü. L'nin üstü ne kadardı? S kadardı. O zaman buradaki temas eden yüzey alanına S diyorum. Yani K'nın altındaki 3S'i sakın ve sakın dikkat almıyorsunuz. Çünkü burada temas eden kısım L'nin üst kısmı görüyorsun. Ve buradan da S'i çekiyorum. Geldik buraya S'i yazdık. O zaman K'nın ağırlığı 6 PS değil miydi? Böyle S dediğimde bak S'ler birbirlerini götürecekler gitti gitti. Yani buradan da sonuç 6 P gelmiş oldu. K'nın L yaptığı basınç. Sonra ne diyorum? L'nin zemine yaptığı basınç diyorum. L'nin zemine yaptığı basıncı da buraya alalım. L'nin Z yazalım istersen. L'nin zemine yaptığı basınç. Şimdi dikkat. K'nın ağırlığı aynen aşağı doğru iletilir. Yani GK'yı alacağız. Çünkü ne dedik? Cisim üzerine etkiyen kuvvet aynen iletir dedik. K'nın ağırlığı da bir kuvvet olduğuna göre L K'nın ağırlığını aşağı doğru iletiyor. O zaman L'nin de kendi ağırlığı var. Şöyle yaptık L. O zaman işte burada ikisini toplamak zorundayım. Yani GK artı GL ikisinin beraber basıncı yapacağını söylüyorum. Ve yüzey ne kadar yüzey? L'nin altı. L'nin altı ne kadarmış? 3S'miş. O zaman getiriyorsun buraya 3S'i koyuyorsun. Sonra kanal ağırlığı ne kadar? 6PS. Yazalım aynen. Sonra L'nin ağırlığı ne kadar? 3PS bölü. Sonra zeminde 3S olduğuna göre devam ettiriyorum. 9PS bölü 3S olmuş oldu ve S'ler birbirlerini götürdüğünde 9'da 3'e oranladığımızda o zaman cevap 3P çıkar diyebiliriz. Güzel. Devam edelim. Şimdi şekli düzgün katı cisimler için gene bir özel durumumuz var. Bir hani basit bir mantığımız var ve basit bir mantık üzerinden de burada yorum sorularını rahatlıkla yapabiliriz. Hatta böyle bir TET kısmı için, üniversite sınavında TET kısmı için işimize çok gelen bir durum. Yani diyeceksin ki iyi ki ben bunu öğrendim. İlerleyen zamanlarda bunu çok fazla kullanacaksın. Şimdi şekli düzgün olan cisim ne demek? Tabanı ve tavanı aynı demek. Yani silindir olabilir bu. Aynı zamanda dikdörtgenler prizması olabilir. Aynı zamanda küp olabilir. Bunlar hep şekli düzgün cisimler. O zaman burada şekli bir şekli düzgün bir cisim olduğuma göre karşımda ne yapabilirim? Bak şimdi burası S kadar. Yani aynı zamanda ben şunu da diyebilirim. Burası S. Nedir burası? Taban alanıdır. Bak. Bu silindirin taban alanı. Şuraya da H yüksekliği diyorum. Sonra diyorum ki bunun basıncı ağırlık bölü yüzeydi. Şimdi ağırlığı biraz açmak istiyorum. Ağırlık ne demek? Ağırlık eşittir M çarpı G demek. Sonra M de deve demekti. Hani 9. sınıfta öğrenmiştik bunu. Öz kütleden M eşittir deve. O zaman D çarpı V çarpı G yazıyorum. Sonra hacim de taban alanı çarpı yüksekliktir diyebiliriz. D çarpı taban alanı çarpı yükseklik çarpı G. Bak hacmin yerine de bunu yazmış oldum. Sonra getirip G'yi burada bu şekilde yazarsam. Şöyle yazıyorum yani. D çarpı taban alanı çarpı yükseklik çarpı G. G de yer çekilmesi. Bölü Bak ne oldu? S. Zaten S'in de şöyle direkt taban alanı olduğunu söyleyebiliriz. Bak şöyle taban alanı yazdık. Buradan da taban alanları yani S'ler birbirlerini götüreceğine göre bak ne olmuş oldu? H çarpı D çarpı G. Kim için? Şekli düzgün olan cisimler için P eşittir H D, G şeklinde soruyu ya da karşımıza çıkan şeyi cevaplayabiliriz. Bak ama şekli düzgün. Yani tabanı ve tabanı aynı olacak. Altta olduğu gibi bak K var, L var, M var. Bunlar dikdörtgenler prizması şeklinde Bunların ta şey, şekilleri düzgün. Ne yapacaksınız? o zaman? Bunlar aynı maddeden yapılmış. Aynı maddeden yapıldığına göre o zaman M'nin yüksekliğine bakıyorum en az. K'nın yüksekliği ortada. L'nin yüksekliği ise en fazla. O zaman burada yüksekliği en fazla olanın basıncı en fazla diyebilirsin. Ya diyeceksin ki ya bu çok büyük bir şey ama bu falan. Hayır. Hiç bakmıyorum bak. Neden bakmıyorum? Çünkü ağırlık bölü yüzeyi yapacağız ya. Zaten ağırlık bölü yüzeyi yaptığımızda burada olduğu gibi bak ne oluyor? Sadece yükseklik kalıyor. Yani yüksek çarpı öz kütleye bağlı oluyor ki bunlar da aynı maddeden yapılmış. Şimdi aynı maddeden yapılmış dediği zaman şunu diyeceksin. Öz kütleleri aynı. Öz kütleler aynı çünkü bunlar aynı maddeler yapılmış. Sonra burada da o zaman KLM'ye baktığımda yükseklere baktığımda L'nin yüksekliği en fazla olduğuna göre HDG'den düşünüyorum. Bak buradan düşünüyorum. O zaman diyorsun ki L'nin basıncı tabii ki yüksekliği en fazla en büyük. Sonra K'nın yüksekliği daha fazla olduğu için ve sonra M'nin yüksekliği en küçük olduğu için buradaki hani kıyaslama L büyük sonra K büyük sonra M'dir şeklinde özetleyebiliriz. yani şekli düzgün cisimler için bizim çok kolaylatan bizi çok kolaylatan bir durum bu. Şimdi bak ne oluyor? İyi sorular var arkadaşlar. Güzel sorular var. Şimdi burada az evvel öğrendiğimiz özel durumu kullanacağız. KLM cisimleri var. Bu arada diyor ki bunlar öz karşılaştır. Yaptıkları basınçlar eşitmiş. Baya baya güzel bir soru. Bak ne yapacaksın? Şimdi bunların yaptıkları basınçlar eşitse öz karşılaştırmak evet kolay olacak. Nasıl olacak? Şimdi bak şekli düzgün hale getireceğim ben bunları. Şekli düzgün hale getirdiğimde de çünkü diyeceksin ki ya ben bunların ağırlık bir yüzeylerini yazacağım ama ya yüzey yok. Ağırlıkta da hani ağırlığı buldum varsayalım. Hacmini bilmiyorum. Ben bunların üstüne nasıl bulacağım ki? Diyebilirsin. Evet isyan ettik. Ama şöyle diyeceğiz. Bunları şekli düzgün hale getireceğiz. Ama şekli düzgün hale getirirken de diyeceğiz ki buradan tabandan bakacağız. Bakın tabandan. Yani zemine değen kısmını alacaksınız. Zemine değen kısmını aldığınızda şöyle bir şey çıkıyor. Bak bunun normalde basıncı şöyle olsaydı HDG olacaktı. Değil mi? Fakat ne oldu? Şu parça, şuradaki parça var ya, şu parça tabansız bir şekilde eklendi. Yani sanki şey oldu. Hiç taban yok, hiç es yok. Direkt ağırlık olarak yani bir kuvvet gibi düşün. Burada bu durumu arttıran bir şey var. O zaman diyeceksin ki burada kendi HDG'si normalde hani basınçtan daha küçük. Kendi HDG'si şöyle yazıyorum. HDG'si kim için yazıyorum? HDG'si kimden daha küçük? Yaptığı normalde basınçtan daha küçük. Çünkü burada ne oluyor? Bir kuvvet ekleniyor. Bu kuvvet basınca dahil oluyor. Yani basıncı arttıran bir durum. O zaman kanın yaptığı basınçtan az evvel söylediğim gibi daha küçük. Sonra geliyorum L'ye. L ise şekli düzgün. Bak tabandan çizdiğimde zaten aynı. Direkt o zaman şöyle yazabilirsin. HDLG direkt burada L'nin basıncı olmuş oldu. Güzel. Ve M'ye geldim. M'den de aynı şey yapıyorum. Tabandan bak birleştirdiğim zaman şöyle. Bu sefer iş değişti. Neden değişti? Çünkü bunu çizdiğim zaman bunun normalde HDG'si burası. Ama bak ne oldu? Parça alınmış. Yani burada kuvvet azaltılmış. Burada basıncı azaltan bir durum var. Kendi basıncı normalde daha az olacaktı. Şöyle yazıyorum o halde. Bak Şöyle gerçekte şimdi gerçekte yaptığı basınç gerçekte yaptığı basınç normalde kendi hdg'sinden daha küçük olacaktı. O zaman şöyle diyeceğiz bu durumda HD m çarpı g o zaman burada m'nin yaptığı basınçtan dolayısıyla daha büyüktür diyeceğiz. Çünkü normalde daha küçük olacaktı. O halde hemen şimdi geçelim özküleri. O zaman burada k'nın parçası basıncı arttıran bir durum olduğu için k'nın özkülesi en küçük. Çünkü bunlar pk ile... PL ve PM sonra da birbirlerine eşit olduğunu söylüyorum. O zaman burada bu parça eklediğinde basıncı arttırdığı için normalde K'nın özkütlesi bu durumda en küçüktür. Sonra bak ne oldu? L'nin özkütlesi arada oldu. Sonra buradaysa parçası olmadığı halde bak yani normalde HDG olacaktı ama parçası alındığı halde onların basıncına eşitse o zaman bunun özkütlesi büyük olmalı. Yani bu durumu aradaki mevzuyu kapatıyor. Boşluğu kapatmış oluyor özkütleyle. O zaman bunun özkütlesi de daha büyüktür şeklinde özetleyebiliriz. Yani bak ne eslere baktık ne ağırlıklara baktık. Hiçbir şeye bakmadığımız için burada bu soruyu bu şekilde hani bakmadan çözebildik. Ne ne yaptık? Nasıl kullandık? Nasıl çözdük? Özel durumla çözdük. Özel durumu bilmeseydik bu soruyu çözemezdik. Bunun içinden işin içinden çıkamazdık. Sonra geldik 5. şıkkına. Gene özel durumu, az evvelki özel durumu kullanacağı bir soru var. Şimdi normalde bir cisim var. İlk başta cismin P'ymiş. Sonra bu cismi şöyle çapraz ve bu şekilde üstten kesiyoruz. Üstten kestiğimizde 1, 2, 3'ün P ile basınç, P ilk durumdaki basınçla arasındaki ilişkiyi soruyoruz. Şimdi bak normalde ilk başta basınç buraya H derse ilk baştaki basınç şöyle yazıyor P eşittir. Direkt H çarpı D çarpı G diyebilirsin. Çünkü şekli düzgün. Yani tabanı ve tavanı farkındaysan aynı. Şimdi parçaya böldüğünde bak ne oldu? P1'e bakarsan P1 bak şu parçaya özellikle bakıyorum. P1'e baktığında istersen şuraya mı yapayım? Şuraya yapayım. Şöyle şunu aldığımda ne olmuş oldu? Bak bunun şu parçası gitti. Yani taban taban kaldı ama bir parça gitti. Yani bu durum ağırlığı azalttı. O zaman bu durum ağırlığı azalttığı için de basınç ilk durumdaki basınca göre daha küçük oldu. Şöyle diyebilirsin o yüzden. P1 basıncı P'den küçük oldu çünkü bak ne ağırlık gitmiş oldu buradan. Şekli düzgün olsaydı aynı olacaktı ama buradaki ağırlık gitti. Birden bahsediyorum. Sonra ikiye geldim. de ise tam tersi durum söz konusu. Bunu da şöyle yapalım. Şu parçaya baktığımızda taban aynen şöyle Şöyle yaptık. O zaman tabandan çizdiğimizde bak şurası normalde burası hty olacaktı. Fakat ne oldu? Buradaki ağırlığı arttıran bir durum oldu. Ya ağırlık arttı. Taban aynı ama bir parça eklenmiş oldu. İşte bu da basıncın artmasına sebep olacak. Şöyle diyeceğiz yani. ikinci parçanın basıncı P'den daha büyük olacak. 3'e baktığında zaten 3. durumda buraya çizelim isterseniz. 3. durumda direkt şekli düzgün. Ya 1, 2, 3. 3. parçaydı çünkü. Şekli düzgün. E şekli düzgün olduğuna göre bunun basıncı direkt yani ilk baştaki basıncı eşit. 3 parçasının basıncı da P eşit olmuş oldu. Aralarındaki ilişkiyi soruyorum. Nedir aralarındaki ilişki? P 2P'den daha büyük farkındaysan değil mi? P2 en büyük oldu. Sonra P3 ile P1 birbirine eşit olduğu için P3 eşittir P oldu. Son olarak da P1 P'den küçük olduğu için P1 de en küçüktür şeklinde bunların aralarında büyük aralarındaki büyüklük ilişkisini kurabiliriz. Evet, sıvı basıncı. Şimdi katı basıncını hallettik. Şimdi sıvı basıncındayız. Sıvılar da normalde ağırlığa sahipler. Yani yer çekimi olan her yerde bir madde kesinlikle ağırlığa sahip olur ki sıvı da bir madde. Sadece maddenin normalde hani hallerini düşündüğümüzde katı, sıvı, gaz. O sıvı hali. Sonuçta bir ağırlığı var. O zaman sıvılar da ağırlıklarından dolayı ağırlığı olduğu için ağırlıklarından dolayı şöyle temas ettikleri noktalara basınç uygularlar. Sıvı basıncı peki nasıl bulunur? Sıvı basıncı ya da neye bağlıdır? Onları söyleyeceğim şimdi. Basıncı söylenen noktanın sıvı yüzeyinden derinliğine. Bu önemli bir cümle. Önemli. Sıvının öz kütlesine yani normalde kullanmış olduğumuz sıvının tabii ki öz bizim için önemli. Yer çekim ivmesine nerede olduğuna bağlı. Dünyada mı? Başka bir yerde mi? Mesela yer çekimi yoksa işte yer çekimsiz bir ortamda ağırlık diye bir şey olmayacağı için hiçbir şey basınç yapamaz. Biz normalde bu sıvıyı alalım. Yer çekimi olmayan boşluğa götürelim. İşte bu normalde hiç basınç yapmaz. Çünkü bunları yani molekülleri, sıvı moleküllerini sıvı taneciklerini aşağı çekecek olan herhangi bir şey yok. O yüzden basınç vesaire yapamaz. Sonra peki sıvı basını nasıl bulacağız? Şöyle bulalım. Normalde normalde şöyle bir sütun alalım. Bak şöyle bir sütun aldık. Böyle bir sütun aldığımızda bu sütunun şu zemine yaptığı, sıvı sütunun zemine yaptığı basınç. Aslında sıvı sütunun zemine yaptığı basınç az evvel hani katılarda yaptık ya. Neydi katılarda? Silindiri almıştık. Şöyle bunu şuraya alayım kafanız karışmasın diye. Normalde şöyle dedik ağırlık bölü yüzey. Yani bu sıvının ağırlığı bölü yüzey. En son ne dedik? Sıvının ağırlığına MG yazdık. Pardon cismin ağırlığına. Burada da sıvının ağırlığına MG yazabilirim. Sonra buraya tabana, şuradaki taban alanına S dersem, taban alanı çarpı yükseklik dersem, bak taban alanı ve esler birbirlerini gene götürecekler. O zaman burada bunun yaptığı basınç, tabana yaptığı basınç H çarpı D çarpı G gelecek. Az önceki yaptığımız gibi çünkü sıvı sütü... Sıvı sütununun basıncı normalde ağırlık bölü yüze yazacağız ya. Hacmindeki S böldüğümüz S birbirlerini götürecekler. Buradan da G'ye gelecek. Burada o zaman şöyle bir şey diyebilirsin. Sıvının basıncı eşittir. H çarpı D çarpı G. Buradaki D dediğimizde sıvının öz kütlesi olmuş oldu. Ha, bak Üçünü de söylemiştik. Derinliğe bağlı, sıvının öznesine bağlı, yer çekimesine bağlı. Hepsini söyledik. Sonra burada bir K noktası vermişim mesela. Bak K noktası. O zaman K noktasındaki basıncı bulmak için şunu yapmam lazım. Noktanın Yüzeye olan derinliğine bağlı. Yani şuradaki HK'ya bağlı diyorum. Buradan da şöyle diyeceğiz. HK çarpı D sıvı çarpı G diyeceğiz. Sonra L'ye geliyoruz. L'nin yaptığı basınçta gene bu noktanın sıvı yüzeyine sıvı yüzeyine olan derinliğe bağlı. Yani şöyle de diyebilirsin. Yüzeye olan dik uzaklığına bağlı. Burada HL'yi aldığımızda HL çarpı D çarpı G'dir şeklinde özetlemiş olduk. Yani bak aşağı indikçe ne oluyor bu arada? Yüzeyden yani derinlere indikçe basınç da dolayısıyla artmış oluyor. Sonra Sıvı basıncı için kabın şekli önemsizdir. Bak burada vermiş olduğum bağıtlarda ikisinde de ya da şu soldakinde de hiç kabın şekliyle alakalı bir şey söylemedik değil mi? O yüzden sıvı basıncı için kabın şekli elbette ki önemsiz. Yani HDG. Bak aynı sıvı varsa bunlarda mesela bunda da su var bunda da su var bunda da su var. Yani yükseklikler de aynı. Buradaki basınçlar dolayısıyla tabandaki basınçlar eşittir diye biliriz. Çünkü hepsi için burası için burası için ve burası için hepsi için h çarpı d çarpı g. H dediğimiz yüksekte şurası olsun ve dolayısıyla kabın şeklinden bağımsız bir durum ortaya çıktı. Bileşik kaplar. Hani belki şeyden gene hatırlıyor olabilirsiniz. İlk öğretimden hatırlıyor olabilirsiniz. Ne oluyordu? Mesela buradan, buradan ya da buradan fark etmez. Herhangi bir koldan sıvı doldurduğumuz düşünelim. Bu sıvı her şey olabilir su olabilir. Ne bileyim işte içeceklerden bir şey olabilir. Her şey olabilir. Burada şöyle bir şey söyleyebiliriz. Buradan sıvı koyduğumuzda Buradan sıvı koyduğumuzda koyalım. Buradaki sıvı tabii ki sadece burayı dolduramaz. Ne olacak? Buradan buraya gidecek. Buradan buraya gidecek. Hatta şöyle olacak. En son durumda doldurduk doldurduk. Burada kap buradaki kolların şekli önemsiz olacak şekilde şu şekilde bunların hepsinde aynı seviyede sıvı olmak zorunda diyoruz. Bileşik kaplarda aynı seviyede sıvı. Şu sıvıyı farklı bir renkte çizelim. Şöyle hatta su koyduğumuzu varsayalım. Buradaki sular normal günlük hayatta da görüyoruz. Bu Günlük hayatta nerede görürüz? Mesela bir tane sürahi düşün. Sürahinin hani tuttuğumuz kısım. Şöyle yapıyorum. Kul kısmı. Şöyle sürahi çizdiğim. Kul kısmı şu şekilde. Şöyle. ...şöyle içine su girebilen bir kulp kısmı olsun. Şimdi buraya bir su doldurduğumuzda, buraya kadar su dolmuşsa... ...içine su girebildiği için buraya da su dolar diyoruz. Çünkü aynı seviyeye gelmek zorunda. Birleşik kap gibi. O halde ne yaptık? Aynı seviyede şöyle diyebiliriz. Eğer sıvı bütünlüğü varsa... ...aynı sıvıda, aynı sıvı bütünlüğü derken şunu kastediyorum... ...bak burada herhangi bir musluk, herhangi bir şey yok. Sıvı bütünlüğü, sıvı bütünlüğü, bütünlüğü... ...görüyor musun? Varsa aynı sıvıda, aynı seviyede basınçlar eşit olur... Bu yüzden de zaten seviyeleri eşit olmak zorunda. Çünkü bunun tabanındaki basınç mesela buraya ben H dediğim takdirde bunun tabanındaki basınç aynı seviye ya HDG. E bunun tabanındaki basınçta ne demiştik? Yüzey olan derinliğe bağlı. Bunun tabanındaki basınçta HDG. O zaman bunun tabanındaki basınçta HDG kabın şeklini çekti. Önemsiz demiştik. Yani yüzeye bağlı olan daha doğrusu yüzeye olan derinlik öz kütle ve yer çekimiydi. Başka hiçbir şey kesinlikle yok. Seviyedeki aynı seviyedeki basınçlar eşit olmak zorunda o yüzden de üst seviyeler hep aynı olmak zorunda. Unutmayın. Şimdi K'deki sıvı basıncı P'dir. Altlı bir örneklendirme yapıyorum size. Musluk açılırsa denge sonrası L'deki sıvı basıncı kaç P olur? Hmm. evet. Şimdi şöyle diyeceksin. Ya buradaki bu musluğu açtığımızda buradan buraya sıvı geçecek. Ama sıvı geçtiğinde ne demiştim? aynı seviyede basıcılar birbirlerine eşit olmak zorunda ya. Yani bileşik kap gibi olacak bu. Burası S, burası 3S. Ona dikkat edeceksin. O zaman buradan buraya sıvı geçişi olduğunda şöyle olur diyebiliriz şöyle buradaki sıvı yüksekliği ile buradaki sıvı yüksekliği birbirlerine eşit olmak zorunda. Başka şansı yok. Çünkü musluğu açtığında artık sıvı bütünlüğü var. Bu aradaki şuradaki sıvıyla e, buradaki sıvı şu aradaki şu mesafe var ya şu. Şurayı önemsemeyin. Şu kol kalınlığı zaten size söylenir. Ben çok fazla gözünüzü işte şey yapmamak için çok yoğun şeyler yazmamak için bunu yazmadım. Şuradaki kalınlığın bir önemi yok diyeceksiniz. Kalınlığın bir önemi yok. O halde ne oldu? Burada yeni yüksekliği x alıyor. Tamam mı? X aldım. Sonra buradaki X yüksekliğini bulacağım. Önce K'daki sıvı basıncı P'dir. Şöyle yapalım mı? Burayı da H diyelim. H ile X arasındaki ilişkiyi bulursak o zaman artık yeni basıncı da buluruz. Buraya da H diyoruz. Önce basınç P'miş. Şuraya yazalım. K noktasındaki basınç ilk başta H çarpı D çarpı G'ydi. İşte bu arkadaşa sonra da P demiş. P demiş. Sonra o zaman bizden ne istiyor? L'deki basıncı istiyor. Sonraki basınç üssü diyelim sonrası ya. Ne yapacağız o zaman? Yükseklik artık X olduğu için X çarpı D çarpı G. X'i H cinsinden bulursak o zaman normal L'nin basıncında P cinsinden bulmuş oluruz. Peki bunu nasıl kuracağız? Bunu şöyle kuracağız kaptaki kaptaki suyun hacmi değişemez. Ya da kaptaki sıvının hacmi değişemez. İlk baştaki sıvının hacmi. Burası S kadar, burası H kadar. Neydi hacim? Şöyle yazalım. Hacim eşittir taban alanı çarpı yükseklik. Yani şekli düzgün olan cisimler için. O zaman burada ilk başta şu kadar ilk hacimden bahsediyorum. H çarpı S kadarlık hacim var elimde. Bu kadar hacim var. Ama sonra ne oluyor bu? Sonra X yüksekliğinde S ile 3S. Yani şöyle bir şey gibi düşün. Şöyle yazayım çok karışmasın. Şu şekilde şöyle 4 eslik yere boşaltıyormuşsun gibi düşün. Suyu alıyorsun buraya boşaltıyorsun. 4S'e boşalttığında yeni yükseklik şöyle X olur diyorsun. İşte bunu bulacaksın. O zaman 4S'e yüksel daha doğrusu 4S'e boşalttığımızda o zaman X çarpı 4S. esler birbirlerini götürecekler götürdüler. Burada da X eşittir. H bölü 4 mantıklı olanı da bu zaten. O zaman H bölü 4 yüksekliğinde yeni sıvımızın yüksekliğidir diyebiliriz. O halde şunu alalım. L'nin basıncı yukarıda yazdık. Ne yedik? X çarpı D çarpı G dedik. X'in yerine H bölü 4 yazdığımda H bölü 4 D G. Yani 1 bölü 4 H D G. Şimdi 1 bölü 4 H D de H D G'nin P olduğunu az önce söylemiştik. O zaman bu basıncı da P bölü 4 diye bilirsin. Bu da bakın çok standart, çok karşımıza çıkabilecek bir soru. Gene çok fazla göreceksiniz. Kavratan soruyla devam edelim. Şimdi düşey kesitte eşit bölmelendirilmiş şekilde kap sıvı ile doldur. K noktasındaki sıvı basıncı P olduğuna göre L'deki, M'deki, N'deki, R'deki ve T'deki basınçları bu. Evet farkındayım. Gene hızlandım. Biraz daha yavaşlıyorum. Şimdi ne yapacaksınız? K nokta daha doğrusu sıvı basıncından bahsederken noktanın yüzeye olan derinliğine bakacaksınız. Şimdi eşit bölmelendirilmişse buraya H, buraya H, buraya da H diyebiliriz ki işimiz kolay olsun. Sonra ne yapacağız? Diyeceğiz ki K noktasının yüzeye olan derinliğine bakacağız. Burası ne kadar? H kadar. O zaman ilk başta K noktasındaki basınç eşittir. H çarpı D çarpı G. İşte buna P demiş soruda. Bak K noktasındaki sıvı da P demiş. Sonra gelelim L noktasına. Şimdi L noktasına geldiğimde L noktasının da bak yüzey olan derinliği h değil mi? O zaman L'deki basınç da hdg ve hdg P olduğuna göre buna da P diyorum. Sonra geldim M'ye. M'ye baktığımda M'nin de yüzeye olan derinliği yani dik yüksekliği bulmak gibi. Bakın dik uzaklığı bulacaksınız. O zaman burası da bak H kadar. O zaman M'deki basınçta HDG olduğu için direkt P diyebilirsiniz. Sonra geldik N'ye. Bak bu arada şunu da söyleyeyim. Neden böyle bir soru yazdım? aynı sıvıda aynı seviyede basınçlar birbirlerine eşit olacak. Bak ne oluyor? Bu sıvıda bu seviye aynı seviye. Aynı seviyeler olduğuna göre basınçlar dolayısıyla birbirlerine eşit. Geldik neye? Neye baktığımızda N'nin yüzeye olan derinliği görüyorsun değil mi? Ne kadar? 2H kadar. O zaman bunu alacaksın. Yani diyeceksin ki 2 g. Yani iki tane HDG g. dolayısıyla 2P eşit olmuş oldu. Ve R'ye geldik. nelere Bak pardon. R ise bir altta. Şimdi bak ne yapmışım? Şuradan köşe göndermişim. Özellikle buraya almışım. O zaman şu R noktasından şöyle bir yatay çizgi çizdiğimde burası üçgen benzerliğini de kullanarak nedir üçgen benzerliği? Bak şurası. Burası tam orta nokta olduğuna göre buraya da H bölü 2 diyebiliriz. O zaman burası H bölü 2. Burası da 2 H olduğuna göre 2,5 H kadarlık bir yükseklik farkı çıktı karşıma. 2,5 H. İşte bunu kullanıyorum burada. Diyorum ki 2,5 H DG. Yani bu da 2,5 P. Böyle yazmayı da sevmiyorsan 5 bölü 2 P de diyebilirsin. T'deki basınç en alt nokta taban. Yani bak aşağı indikçe HDG HDG aşağı indikçe basınç dolayısıyla artıyor. O zaman T'ye geldiğimizde o zaman T'ye baktığımızda direkt şuradan alalım T'yi de seviyesi pardon seviye olan yüksekliği derinliği ne kadar? 3 aşk kadar. O zaman burada da 3 HDG yapıyorum. HDG P olduğuna göre 3 P'dir şeklinde soruyu bitiyorum. Bitiriyorum. Aynı sıvıda aynı seviyede basınçlar birbirlerine eşit. Bir noktadaki basıncı alırken de seviye olan derinliğe bakıyoruz. Sıvı basınç kuvveti. Nasıl katı basınç kuvveti varsa sıvı basınç kuvveti de var. Şöyle yapacağız. Neydi basınç kuvveti? Tüm yüzeye etki eden basınçların toplamıydı. Yani P çarpı S demiştik. Ama burada şunu yapacağız. Ortalama bir basınç gibi. Ortalama bir basınç gibi bulacağız. Nedir ortalama basınç? Burada mesela S1 yüzeyine bakıyorum. Buradaki basınç HDG. Buradaki basınç ne? 0. Çünkü sıvı normalde yüzey. Direkt yüzey olduğuna göre bir derinlik yok. Derinlik olmadığına göre basınç. Orta noktadaki o zaman şöyle diyebilirsin pardon. Ortalama basınçta şu olacak o zaman. Aslında bu sıfırsa bu HDG ise topla şöyle yapalım. Sıfır artı HDG x'in topladım. ikiye böldüm. Bak ne oldu bu durumda? Sıfır zaten etkisiz. HDG bölü 2 oldu. Şöyle yazabilirim o zaman. HDG bölü 2. Yani H bölü 2 DG. H bölü 2 de tam şu orta nokta değil midir? O halde şöyle bir şey söyleyebilirsin. Direkt buradaki basınç kuvveti için sıvılarda herhangi bir basınç kuvveti için o zaman orta noktanın basıncı yani yüzeyin orta noktasının basıncı çarpı S diyeceğiz. Yüzeyin orta noktasındaki basınç. O halde mesela S1 yüzeyindeki basınç baktığında S1'in şöyle tam orta noktasına baktığında o zaman bu orta noktanın şöyle yüzeye olan Hani derinliği h bölü 2'dir. O zaman birinci yüzeydeki basınç kuvveti oradaki basınç orta noktadaki basınç çarpı yüzey olduğuna göre h bölü 2 çarpı d g çarpı yüzey s1 yüzey. Sonra 2'ye geldim. İkinci durumda. Tam orta noktadaki basınç. E tam orta nokta direkt taban. E taban olduğuna göre bu orta noktanın yüzey olan derinliği HDG. O zaman HDG çarpı ne olmuş oldu? S2 olmuş oldu. 3'e bakıyorum. 3. durumda da tam orta nokta burası. Şimdi tam orta noktanın yüzey olan derinliği dediğimizde ne yapıyorduk? Şöyle yapıyorduk. Dik uzaklık gibi buluyorduk. Şimdi üçgen benzerliği var burada. Çünkü orta nokta burası. Bak şuraya uzunlukta şu uzunluk birbirine eşit ya. O zaman yüksekliğe baktığımda tüm yüksekliği aldığımda yani şurası haş kadarsa o zaman bunlar da yarı yarıya eşit olmak zorundaydı. Alttaki ile şöyle. Bununla bu birbirlerine eşit olacak. Çünkü üçgen benzerliği var burada. O halde buradaki yükseklikte gene H bölü 2. Yani tam orta noktadaki basınç H bölü 2 diyorsun. Buradan da üçüncü yüzeydeki basınç kuvveti H bölü 2 çarpı D çarpı G çarpı S3. 3'teki 3 üç yüzeyindeki basınç kuvveti S1 yüzeyindeki basınç kuvvetinden direkt büyük büyüktür yorumunu hemen yapabilirsin. Çünkü neden? Basınçlar aynı ama yüzey buradaki yüzey kesinlikle S3 yüzeyi kesinlikle S1'den daha büyük olduğuna göre şunu burada direkt söyleyebilirsin. 3. basınç kuvveti 1'deki basınç kuvvetinden daha büyüktür yorumunu yaparsın. Çünkü S3 yüzeyi Burada söylediğim gibi S3 yüzeyi S1 yüzeyinden daha büyük. Ama eskideki basınç kuvvetini söyleyemezsin onlarla arasındaki ilişkiyi. Çünkü burada basınç neydi? HDG idi. H ile h 2 arasındaki ilişkiyi yani yarısı ama S1 ile eski arasındaki ya da eski ile S3 arasındaki ilişkiyi direkt söyleyemezsiniz diyebiliriz. Örten soru. Şimdi bak ne oldu? K kabının tabandaki sıvı basınç kuvveti F'tir. K'daki sıvının tamamı L'ye boşaltılırsa L kabının tabandaki sıvı basınç kuvveti kaç F olur? Şeklinde bir soru. Şimdi 6 bölmelik bak 6 bölmelik sıvı var. Ve burası dikkat edersen 2 bölme. O zaman buraya 2S diyelim. Buraya da her bir bölmeye de H h ve h diyelim. O zaman k noktasındaki basınç pardon, zemindeki basınç kuvveti k için bahsediyorum. K'daki tabandaki basınç kuvveti eşittir 3h yüksekliğinde sıvı var. Yani 3hdg çarpı tabanda 2s. O zaman buradan da 6hdg s ne olmuş oldu? Kime eşit oldu? Direkt f'e eşit olmuş oldu. Soruda verdiği bilgiyi kullanmış olduk. Buradan devam edersek şimdi 6 bölmelik sıvıyı şu kaba boşalttığımızda 1 2 3 4 5 bölmesi burayı dolduracak. 5 bölme. Kaldı 1 bölme. Bakın 5 bölmeyi doldurdun. Şimdi 5 bölmeyi doldurduktan sonra 1 bölmeliği 2 aralığa yükselteceksin. Bak 2 aralığa. Şimdi 1 bölmeyi 2 aralığa yükseltmek ne demek? Şöyle düşün. Mesela elinde şu şekilde bir sıvı var. Şöyle yapıyorum. Burası S kadar şöyle bir sıvı var. Sonra bunu alacaksın şöyle 2E'se koyacaksın. Şimdi 2 s koyduğunda tabii ki yükseklik daha az olacak değil mi? Peki buradaki yükseklik ne kadar olacak? Oradakine göre yarısı olacak. Çünkü hacim dediğim şey hacim. Hacim denilen şey sabit. Hacim de taban, taban alan çarpı yükseklik ya. E, sıvının hacmi değişmeyeceğine göre. O zaman burada H çarpı S varsa o zaman burada H bölü 2 çarpı 2 S var ve birbirlerine eşit olmuş oldu. E, kalan bir bölme kullandık. Bu gitti, bu gitti. Bu gitti, bu gitti. Bu da gitti. Şu kaldı. Bunu da bir bölmeyi de iki bölmeye dolduracak. İki aralığa dolduracaksın. O zaman iki aralığa doldurduğunda şurada bak tam orta noktasına gelecek şekilde dolar diyoruz. Yani şuraya kadar gelir. Burada yukarıda bir haş bölü 2 olur. Aşağıda bir haş olur. Bunları topladığımda artık burada sıvı yüksekliğini gördüğünde haşla haş bölü 2'nin toplamı. Haş artı haş bölü 2 şöyle yaptığımda paralel eşitliğimde 3H bölü 2 gelecektir. Yani o zaman yeni yüksekliğimizde 3H bölü 2. Artık yeni basınç ama dikkat buradaki zemin de 5S sahip. Yani buradaki yüzey alanı taban alanı 5S. O zaman L'deki basınç kuvvetini bulmak istersem şöyle yazıyorum. Burada L'deki basınç kuvveti eşittir. Artık basınç 3H bölü 2 yükseklik olduğu için 3H bölü 2 DG. Sonra çarpı 5S yüzeyi diyorum. Buradan da ne gelmiş oldu? 15 bölü 2HDGS Burada kalacak mı? Hayır. Şöyle yapacaksın. İstersen buraya devam edeyim. Ve L'deki basınç kuvvetini şuraya alıyorum. Daha rahat görelim diye. Şimdi HDGS'i şurada yerine yazabilirim. Bak 6HDGS FH değil mi? 6HDGS FH ise şöyle bak. 6HDGS F ise HDG'yi yalnız bırak. HDG şuraya bir de G yazalım. HDG S'i yalnız bıraktığında F bölü 6 olur değil mi? O zaman L'deki basınç kuvveti de hani HDG S yerine F bölü 6 yazarsan 15 bölü 2 çarpı F bölü 6. 6 ile 15 sağa değiştirdiğimizde her ikisini 3'e bölersek 5, 5 bölü 4 F gelir karşımıza. Yani şunu 3'e böldük. 2 oldu. Bunu 3'e böldük. 5 oldu. 2 ile 2'yi çarptığımızda 4. Yani 5 bölü 4 F'tir şeklinde soruyu özetlemiş olduk. Anladık mı? Ne yaptık? Sırasını söyleyelim. 3 H vardı. 4, 5 bölmeyi doldurduk. Sonra 1 bölme kaldı. O 1 bölme de burada H bölü 2 kadar yükselecek dedik. Sonra bunların tamamı 3 H bölü 2 olacak dedik. İlk baştaki basınç kuvveti buysa F ise 6 H DGS. O zaman burası 15 bölü 2 H DGS olduğu için 6 H DGS F ise dedik burada. Şöyle düzeltelim burayı. F ise o zaman 1 H DGS F bölü 6 getirdik sonra yerine koyduk. HDGS yerine F 6 yazdık. Buradan da 5 bölü 4 F'tir diye soruyu cevaplamış olduk. Karşınıza çıkar sorusu. Bu genelde karşınıza çıkacak bir şeydir bu. Bak biraz zor gibi görünüyor ama basit bir şekilde çözeceğiz. Şimdi ne diyor? İlk durumda diyor ki piston e, normalde F kuvvetiyle dengelenmiş. Bunu K'ya kadar ettiğimizde ne olacaktır diyor. Şöyle yapacağız. Şimdi burada tam orta noktadaki basınç alacağız değil mi? Çünkü basınç kuvveti. Yani burada sıvı basınç kuvvetini kullanacağız. Buradaki sıvı basınç kuvveti şöyle yazıyorum. Neye eşit ilk başta? Oradaki basınç kuvveti dengede olduğuna göre direkt F'e eşitmiş. Oradaki basınç kuvvetini nasıl bulacağız? Diyeceğiz ki buradaki basınç kuvveti şöyle aldığımızda şurayı da aldığımızda bak yüksekliğe bak. Her birine haş haş diyelim. İşimiz kolay olsun diye. Burası haş burası haş. Orası da haş kadar. O zaman ne olmuş oldu? Buradan yarım geleceği için bakın tam orta nokta çünkü şöyle yapıyorum. Bak burası Şöyle h burası da yarım h bölü 2. Şöyle o zaman topladığında 3 h bölü 2 diye rahatlıkla yazabilirsin. Buradaki basınç kuvveti o zaman bu durumda ne olur? Oradaki basınç kuvveti ilk başta 3 bölü 2 h d g Burada da S. S de pistonun yüzeyi olsun. Bak 3, 3 bölü 2 açtığı S. Sonraki durumda ne olacak? Şimdi bunu K seviyesine kadar ettiğimizde yani bu arkadaş pistonu buraya kadar getirdiğimizde 1 bölme. Bak 1 bölme. 1 bölme nerede yükselecek? şurada 2 aralıkta yükselecek. Az önce öğrendik bunu. O zaman bu 2 aralıkta yükselecekse şu kadar çıkacak diyebilirim değil mi? Tam orta noktası. Yani burada H bölü 2 kadar bir ilave olacak yukarıya. Artık yeni basınç kuvveti bu durumda eşit olacak. H bölü 2 burası neydi? 3 bölü 2 açtı. Yani tamamı şurası. Şöyle yapayım sizin, sizin için. Şuranın tamamına bakıyorum. Bak şuradan Şuranın tamamına baktığımda burası toplandı. Altta h bölü 2 yukarıda h bölü 2 bir h toplandı ne oldu? 2 h oldu. Yani yeni basınç kuvveti 2 hdg s'dir diyorsun. O zaman 3 bölü 2'si f ise bak şurada şöyle yazalım. HDgsi yalnız bırakalım altta da yerine koyalım. Çok güzel olacak. O zaman burada 3 bölü 2 F eşitse bak şu F eşitti. Bu durumda 2'yi yanına yani 2 f bölü 3 şeklinde yazabilirsin. Şu tamamı FH ise şöyle yazalım isterseniz tamamı FH ise yalnız bıraktığımda 2F bölü 3 olmuş oldu. Sonra burada yerine koyarsan bak burada yerine koyarsan HDEGS'in yerine yazdığında 2 çarpı 2F bölü 3. 2 ile 2'yi çarptığında 4F bölü 3 çıkar sorunun cevabı. İlk başta F ile dengelenen piston yani çünkü basınç kuvveti ona eşitti. Sonra ne olmuş oldu? O piston 4F bölü 3 kadarlık kuvvete hani kuvvetle itilmesi lazım ki sistem normalde piston dengede kalsın diyoruz. Şimdi sıvı basınç kuvveti için özel durum. Nedir sıvı basınç kuvveti için özel durum? Birincisi eğer bak eğer normalde basınç kuvveti neydi? H, D, G çarpı S'ti. Tabandakinden bahsediyorum. Tabandaki şuraya yazalım. Tabandaki sıvı basınç kuvvetinden bahsediyorum. O zaman burada H, D, G, H çarpı S bize neyi veriyor? Şurada H çarpı S. Bak şöyle yaptığımda H çarpı S bize hacim veriyor değil mi? Yani taban alanı çarpı yüksek demek. O zaman buradaki taban alanı çarpı yüksek direkt aslında kabın kabın hacmi. O zaman kabın hacmi olduğuna göre kabın hacmi kadar sıvı var. Daha doğrusu sıvı var. O zaman basınç kuvveti de direkt kaptaki sıvının kütlesine eşittir diyebilirsin. Yani ilk durumda tabandaki basınç kuvveti eşittir. Direkt sıvının ağırlığı diyorsun. Tamam mı? Çünkü H çarpı S direkt bütün hacim. Sonra buraya aldığında bak burada da H, D, G, S dediğinde bak S dediğim yer neresi? Tabandan çıktığım şuradaki şurası. H çarpı S. Yani basınç kuvvet dediğim yer bu sefer şu arada kalan sıvının ağırlığı aslında. Ama sıvı toplamda sıvı daha fazla. O zaman bu durumda basınç kuvveti sıvının ağırlığından daha küçük diyorsun. Çünkü daha fazla sıvı var. Sonra buraya giriyorsun. Buraya geldiğinde gene H tabandaki için HDG S yazdık. Ama bu sefer gene tabandan çıktık. Çünkü HDG pardon H çarpı S dediğim yer şurası. O zaman H çarpı S dediğim yer şurası ise buranın tamamı şuranın tamamı bu kadar sıvıymış gibi düşünüyorsun. İşte basınç kuvveti. Yani bu kadar sıvının ağırlığı buradaki basınç kuvveti diyoruz. O halde basınç kuvveti bak ne oldu? Buradaki basınç kuvveti sıvının ağırlığından daha büyük olmuş oldu. Bu özel durumu kullanarak da alttaki soruyu rahatlıkla çözebiliriz. Bak ne diyor? Tavanlardaki sıvı basınç kuvvetleri eşit olduğuna göre sıvı kütleler arasındaki ilişki ne es biliyorum ne bir şey biliyorum hiçbir şey bilmiyorum ne öz kütle biliyorum. Ama şunu biliyorum. Bunların sıvı basınç kuvvetleri eşitmiş. O zaman bunun normalde sıvı basınç kuvveti bak ne olmuş oldu? Şurayı aldığında kendi ağırlığından daha fazla. Yani şöyle diyebilirsin. O zaman K için yazıyorum. K'daki basınç kuvveti K'daki sıvının ağırlığından daha fazla. Bu cepte. Sonra bunu aldım. Buraya geldim. Buradaki basınç kuvveti ise L'deki basınç kuvveti ise direkt L'deki sıvıdan daha az. Çünkü neydi? Şu araya karşılık geliyordu. Buradaysa şunun tamamına karşılık geliyordu. Basınç kuvveti. O zaman olmayan sıvıdan bahsettiğim için basınç kuvveti K'da büyük ama L'de ise basınç kuvveti L'deki sıvının ağırlığından daha küçüktür. Şöyle yapalım. Daha küçüktür. Hemen hemen şöyle düzeltiyorum küçüktür şey yazabilirim. Bu da kimdi? L'ydi. Bunu da yazdık. Sonra geldik M'ye. M ise direkt zaten çizdiğimizde direkt basınç kuvveti Burada M'deki basınç kuvveti direkt M'nin ağırlığına eşittir şeklinde özetleyebilirsin. Sonra ne diyor bize? Basınç kuvvetleri eşitmiş. Yani bunlar birbirlerine eşitmiş. Bu durumda ne olması lazım? Basınç kuvvetleri eşit olduğuna göre F ile eşit olduğuna göre şöyle yazabilirsin. Direkt buna F dediğinde şuna F dersen F GK'dan daha büyük. Ya da şöyle yazdık. Sonra buraya F dersen F GL'den daha küçük görüyorsun değil mi? Sonra buraya geldiğinde F neye eşit? Direkt GM'ye eşit. O zaman ağırlıklar arasındaki ilişkiyi rahatlıkla söyleyebilirsin. GM pardon GL en büyük Şöyle yazdık. Çünkü basınç kuvvetinden büyük oldu. Sonra basınç kuvvetine eşit olduğu için GM oldu. Şöyle yapıyorum. Büyük diyorum. Sonra GM'yi de getirdik koyduk. Ve son olarak kan ağırlığı F'den daha küçük olduğu için GK en küçüktür şeklinde özetlemiş olduk. Evet. Oldukça zor bir soru. Çünkü hiçbir şey bilmiyorsun. Ama özel durumu kullanarak bu işin üstesinden rahatlıkla gelebilirsin diyoruz. Şimdi eğer kabın şekli düzgün ise... Bak kabın şekli düzgün düzgünse tabandaki sığ basıncı için HG diyorduk ya normalde basınç normaline HDG. Şöyle yazabilir miyim? Buraya hani çarpı S ve buraya böyle S yazarsam değişen bir şey olmaz. Matematiksel bir durum bu. S ile çarpı S'e bölersen değişen hiçbir şey olmaz. O zaman H çarpı S dediğim şey aslında aslında kabın şekli düzgünse direkt sıvının ağırlığı değil midir? Şu pardon sıvının hacmi değil midir? O zaman bu direkt sıvının hacmi olduğuna göre o zaman sıvının hacmi çarpı öz kütlesi çarpı G direkt sıvının ağırlığını verecek. O halde şöyle diyebilirsin. Direkt sıvının ağırlığı bölü yüzey. Yani katı basıncı gibi bak ne yapmıştım? Katı basıncında özel durumda HDG demiştim. Sıvı basıncı gibi burada da şunu diyorum. Sıvı basıncında da katı basıncı gibi diyorum. Bak neden? Kabın şekli düzgün çünkü. Şöyle yazabiliriz bu durumda. Ağırlık bölü yani sıvının ağırlığı bölü yüzey şekli basıncı özetleyebiliriz. O zaman bak bu soruyu çok kolay çözeceğiz şimdi. Katı basıncı gibi düşüneceğiz yani. Diyor ki K'nın tabanındaki sıvı basıncı P, L'nin tabanındaki sıvı basıncı 2P'dir. K ve L'deki sıvılar M kabına boşaltılırsa M'nin tabanındaki sıvı basıncı kaç P olur? Şöyle yazabilirim bu durumda. Bak K'nın ağırlığı bölü K'deki sıvının ağırlığı bölü S neye eşitmiş? Bak P eşitmiş. Hiç haşmaş kullanmadım. L'nin ağırlığı yani L'nin ağırlığı bölü 2S. Oradaki sıvının ağırlığı bölü 2S. Ne olmuş oldu? Bu da 2P oldu. Görüyor musun? Yani şu ana kadar hiçbir şekilde G kullanmadım. O zaman bunları buraya koyduğumda artık ne olacak burada? Hem K olacak hem de L sıvısı olacak. Şöyle özetleyebilirsin. K'daki bir L'deki sıvıların ağırlıkların toplamı. E o, ne oldu bu durumda? GK artı GL bölü aslında S'i sormuş oluyorum. Bunu şöyle yaparsam GK işler dışlardan buraya P çarpı S. Bak yazdım. Artı burası ne? 2S ile 2 p çarptığımda 4PS. Buradan alıyorum. Bak çünkü şöyle yapıyorum. İşler dışarı yaptığımda şunu alıp işler dışlar yaptığımda şuraya şuraya gönderiyorum. Bölü S olmuş oldu. Toplamda 5 PS olduğu için 5 PS bölü S'den S'ler birbirini götürdü. Şöyle değil mi? Buradaki basınç 5 P gelmiş oldu. Bak burada ne yapmış olduk? Yani HLG'ye dair hiçbir şey kullanmadık. Bu soruyu da bu şekilde ağırlık bölü yüzeyden kullanabilirsin. Kabın, ama dikkat kabın şekli düzgünse kabın şekli düzgün olmazsa bunu yapmıyorsun bu pratiği kullanamazsın. Ödüllü soru Cevaplarınızı yorumlarda bekliyoruz. Kendinize iyi bakın.